Ayhan Ömer efendim. New York'taki danışmanımız, avukatımız statü değişikliği için turistten F1 vizesi için başvurdu. Arada 6-7 ay 8 ay var dedik. Pending'de mi kalıyor bu kişi? Yani beklemede mi kalıyor? Aslında çok güzel bir nokta bu sorduğun soru. Çünkü bu da değişikliklerden bir tanesi. Şimdi bu bundan 1,5 yıl önce böyle değildi. Kişi aynen dediğin gibi oluyordu. Diyelim turist statüyle burada ayarlandı. Neyse öğrenciye başvurdu ve bekliyor artık. Evet. Eğer süreci var olan statüsü bitmeden içeri vermişse kaçağa düşmüyordu. Ya da yasal statüsünü kaybetmiyordu. Pending statüsünde kalıyordu. İsterse 6 ay sürsün, 8 ay, 1 yıl, 1,5 yıl sürsün problem yoktu. Ama şu an öyle değil artık. Şu an kişinin kalabilmesi için o pending statüsünde de görülebilmesi için alt statüsünde devam ettiriyor olması lazım. Aslında bu neye yol açıyor? Öğrencilerimiz biraz daha fazla para harcayacak anlamına geliyor. Çünkü sadece artık ben öğrenciye başvurdum, tamam burada güvendiğim diyemeyecek. Peki, alt statüyle devam ettirmesi gerekiyor. Peki şöyle, 6 aylık 10 yıllık vizem var. Girişte 6 ay kalabilirsin de damga vurmuşlar. Ben 5. ayda başvurdum. Salladım şu anda. 5. ayda karar verdim okul okuyacağım diye. 7 ay sürdü. Benim 1 ayım kalmıştı. O 6 ay ne olacak? İşte o 1 ay bitmeden 1-6 ay daha uzatmaya başvurması gerekecek. Öyle mi? Bu şekilde de devam edecek. Bu yasa geldi mi gelecek mi? Geldi bu. Ha. Bu geldi ve 1,5 yılda çok kişi mağdur olduğundan dolayı. Öyle mi? Dolayısıyla bu olan bir durum. Ama bunun zaten yapılan epey bir değişiklik var. Değişikliklerden bir tanesi de bu. Alt statüyü devam ettirmenizi istiyorlar. Aslında mantık olarak çok aykırı bir şey. Gerçekten aykırı bir şey. Bize, yani. Biz mesela bu olay yeni geçtiğinde biz anlatmakta zorlanıyorduk öğrencilerimize. Herhalde onlar da diyordu. Bu tüm Amerika için mi, New York için mi? Amerika. Tüm Amerika için. Çünkü her yerde aynı, Amerika'da her tarafında. Eyaletlere göre kanunlar değişiyor. O yüzden sordum ben. Bu federal bir şey olduğu için değişmiyor. Ki öğrenciler bunu anlamakta zorlanıyordu. Çünkü şu yönden de haklılar. Ya ben okumak istiyorken nasıl diyebilirim ki şimdi turist olarak almak istiyorum. Abi, biraz mantıksız. Yani. Maalesef mantıksız. Ama geçen yürürlükteki geçirilen durum bu şu an. Ve dolayısıyla buna da uyulması gerekiyor. Alt statüyü devam ettirmesi gerekecek öğrencilerimizin. Ta ki kararı alana kadar.